Başkent'te Sivas tanıtım günlerinde yöresel ürünler çadırını gezmeye başlıyoruz. Hemen bu sefer çıkış bölümünden gireceğiz. Çünkü protokol bitti. Diğer tarafa dolaşmayalım diye hep birlikte geziyoruz. Başladık. Firma ismi nedir? Metin Şentürk'ün Dursun Uğurlar süt ürünleri. Evet. Tulum peynirimiz yağlı, organik, toprağın altında 4 ay bekliyor. Tadına bak, sen de bak abi. Yok, almayın, sonra bakarız. Toprağın altında 4 ay bekliyor. Bunu kurutup öyle millete organik olarak getiriyoruz. Bu mesela yaprak dediğimiz tane tane olan tulum peynirimiz. Yani lezzeti toprağın altında aldığı için, yağını kendini bıraktığı için daha lezzet verici. Fiyatları nedir? Fiyatları bizde aynı köydeki gibi 35 lira. 35 standart. Lira. Mesela bu tam yağlımız var. Hiç yağ salınmamış. Evet. Bu toprağın altında az bekliyor. Ama lezzet farkından damak acısı verir. Bazı insanlar... bir tadı vardı. Aynen. Anladım. İçerisinin şeyinden dolayı. Aynen. Oldu, kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Evet, hemen karşı tarafta bir stand daha var. Zara peynir bal diye geçiyor. Burada kışburnu reçeli var. Kışburnu reçeli ne kadara satıyorsunuz? Kaç paraya satıyorsunuz? Kışburnu reçeli ne kadar? 30 lira oldu. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Satın alıyoruz. Köyden satın alıp burada fuarlarda satıyorsunuz. Evet. Eriştelerde 20 lira. Ev yapımı, evet, 20 lira. Bir kilonun üzerinde. Pezik turşusu var, o ne kadar? O da 25 lira. 25 lira bu şekilde satıyorsunuz. Evet, geçen sene 20 liraya satıyorduk. Bu sene 25 bakın, lira. Burada da Sivas'ın yöresel hatırası çantası var. Böyle satılıyor mu çantada? Yok, onlar görselim. Görsel olarak kullanıyorsunuz. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Kahvaltım köyden. Hangi firma acaba bu? Kolay gelsin. Sivas'tan mı geliyorsunuz? Öyle Sivas'tayız. Efendim? Hakiki Sivas'tayız. Sivas. Evet. Sivas'ta şey falan var mı, bu sucuklar mucuk oluyor mu? Tabii ki, bakın meşhur her şeker sucuklarımız, var. Cevizli sade, evet. Meşhur zarabalımız, tereyağlarımız. Yani biz dışarıdan getirmiyoruz. Hakiki öz Sivas'tan geliyoruz. Sivas ürünlerini getirdik. Cezerye ne kadar? Cezerye'nin kilosu 30 lira. 30 lira. Bunda helva da var bakın burada. Bakın kendi imalatımız. İçinde kesinlikle soya, glikoz hiçbir şey yok. Bu şekilde. Tamamen doğal, sırf şekerden yapılmış. Susamı yapmış da yapmışlar. Susamı içi çikolatalıdır bunun. İçi çikolatalı. Ne kadar? Tabii ki. Bunun kilosu da 30 lira. Normal. Açmayın. Hiçbir katkı yok bunun. İçerisinde çevirdiler. Bakın gördüğünüz gibi tahin mi? Şey mi? Kakao mu? %55 tahin vardır. Tahin oluyor zaten. Glikoz, soya kesinlikle yok. Bu şekilde. Yani. Evet. Da kakaolu sade, tayinli, kakaolu, çikolatalı, hepsi kendi imalatımız. Hiçbir katkı yok, iddia ediyoruz. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet, ilerliyoruz. Burada Sivas pazarı, Germek Sivas olarak geçiyor. Bu, yalnız bu Trabzon standına benzedi. Öyle gibi geldi bana. Şu peynirden foyta, kotol peynir. Bundan almıştım galiba, hatırlıyorum ben. Bir vakıf satıyordu. Kolay gelsin. Gezdiğim konuşurken. Hasan amca, sen niye konuşuyorsun? Ver bunu. Kardeş, ne konuşacak? Ürünler hakkında. Sivas'tan geliyoruz, evet. Ne satıyorsunuz? Sivas balları, gilaboru, böbrekteki taşları temizliyor. Şu bak, neydi? Gilaboru, işte o gilaboru, kırmızı olan. Bir dakika, gilaboru. Gilaboru, böbrekteki taşlar kumları döker. Ne olarak, ya başka yerlerde ne isimle geçiyor? Latince adı Viburnum opulus, yalnız gilaboru olarak geçiyor. Başka adı yok. Bu yemerekle yetişiyor. Yeniyor, evet. Yeniyor, meyve suyu yapıyorsun. Kullandığın zaman böbreklerinde taş kum varsa, idrar yolu hastalığı varsa tedavi oluyor. Bu. Evet. Sivas'ın neresine yetişiyor bu? Her Gemerek. Yer... Gemerek. Her yerde yetişen bir ürün. Demin dedi. Kayseri'de, Gemerek'te yetişiyor. Evet. Bu şekilde yetişiyor. Ballarınız çok güzelmiş, kutu harika kutu. Harika ballar. Kaç paraya satıyorsunuz? Bunun kilosu 50 milyon lira. 50 lira. Bu kilo normal, geliyordur herhalde. Evet, normal balların kilosu, bak gelsin herkes alsın, 20 lira. Kaç lira? 20 lira kilosu herkese. Normalde 80 canım? Lira biz dağıtıyoruz, evet. Bir hile hurda olmasın? Olmaz. Ya beyefendi, bize şu gemerekleri ikram edin de yiyelim bari bir iki tane. Açamıyor musunuz? Tadına baksak. Sonra edelim inşallah şimdi. İyiydi. İyi, hadi bakalım. Bakalım tadına da bilelim ne olduğunu, değil mi? Bak, reklamınızı yapıyoruz o kadar. YouTube'da kanal. Tamam, teşekkür ederim. Beyefendideki rahatlığa bakın. Çay bile içiyor valla. Gerçi gelen geçen kimse yok galiba. Aynen öyle. Gelecekler inşallah. Bekliyorum. Birazdan gelirler. Biz davet edeceğiz. Merak etmeyin. Tabii, inşallah. Merhabalar, Sivas günlerinde siz de hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Zara'dan geldik, bütün ürünlerimiz Zara'dan. En önemlisi de Sivas'ın çok üzerine düştüğü bezik pancar turşusu.
görüyorsunuz arkadaşlar, çok tutulan ve tam şu an mevsiminde olan. Kaburgamız zaten biliyorsunuz buğday, evet, evet. Tereyağı ve yaprak tulumu çok tutulur bilirsiniz. Şöyle Sivas'ın yaprak tulumu. Biz tanıtım için geldiğimizden dolayı 25 tane veriyoruz. O da erişte, köylü hanımlarımızın günlük parayla yaptığı, evet, evet, kızartılıyor bu ama fırından. Bunu siz haşladığınız zaman göreceksiniz tadını. Bol vitaminidir, içine yumurta çok fazla, onun etkisi var. O da daha ekşi eri ama çok ekşidir. Evet, şeker hastalarına, tansiyon, kolesterol olanlara özellikle marmelat yapıp kullanırlar bunu. Evet. Hani ekşi marmelatı biliyorsunuz. Ekşimek yapılıyor, pestili yapılıyor biliyorsunuz. Yani bir de rengi koyu antioksidan olarak da çok da zengindir zaten. Yani Sivas'ın inanılmaz değerli bir üründür. Koçbaşı ve en doğalı bu işte. Şişirilmemiş hale görüyorsunuz. Böyle. Bulgurumuz çok meşhurdur. Pirincimiz var biliyorsunuz. Yok yok, yeter ki Sivas'a gelin. Peki, kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Cemalzade süt ürünleri olarak geçiyor. Beyefendi burada anlatıyor. Bayağı da tulum peyniri falan var galiba burada. Tulum peyniri mi? Evet, tulum da var. Yöreseller de var. 35 lira. 35 lira. Tereyağı ne kadar? Tereyağı boy boy. 30 var, 40 var. Evet, köftelik bulguru var. Pilavlık var. Pilavlık var. Aşurelik var. Aşurelik nerede? Bunu bir de şey ver, aşırı bir dakika. Oğlum bana bir tane şey ver. Beşlik ver, aşırı. Başladık. Evet, Sivas Avarbalı. 1975 yılına kurulmuştur. 35 liraya var. Bunlar 70 liralık olanlar. Organiktir %100. Sepetler ne kadar? Bunlar 35 lira, kilo olarak. Kilo olmak ama bayağı bir vardı, 150 falan vardı. Evet. Bunu tertip veriyoruz. Kaşarlar? Kaşarlarımız 35 lira. Nerenin kaşarı? Bunlar da Sivas yöresine ait. Oo, hepsi kaşar. Organik. Evet. Bu da küflü peynir olarak geçiyor. Evet. Oksijeni görünce küfleniyor. Evet. Bu ne kadar? Bunlar 35 lira ikisi de. 35 lira. Evet. Peki şeyler, genelde bu ne 35 peyniri? Lira. Bunlar taze köy peynirleri. Köy peyniri, evet, bunların bildiğimiz basması da oluyor. 15 lira bunların kilosu da. Bu da tulum galiba. Evet. Tulum hakiki peyniri. Bu da büyük. Neyi bu? Bu bunlar kavurma, bunlar da sucuk. Sucuk büyük. Evet. Bu da tereyağı. Bunlar tereyağı, evet. Tereyağı ne kadar? Bunu, bu evet 80 lira, bu 2 kilogram geliyor. 2 kilo, 80, 40 lira falan civarı. Evet. Tam bu şekilde standa gezmiş olduk arkadaşlar. Evet. Diğer standları geziyoruz. Sivas Suşehri'nden geliyoruz. %100 dana sucuklarımızdır. Kilosu 40 liradan satışa sunuluyor. Bal, Zara'nın balı. Evet, Zara. Tamam, Yıldız Eli'nden geliyor. Organik bal, gerçek bal. Şekere para vermeyecek, vatandaş bal yiyecek yani. 80 lira, 60 lira. 80 lira, 60 lira fiyatları bu şekilde. Evet. Satıyorsunuz. Kaç evet yıldır üreticisiniz? 20 yıldır. 20 yıldır. Evet. Sadece fuarlarda mı bulunuyorsunuz? Evet. Peki, kolay gelsin, başarılar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Yaklaş. Konuşabiliriz. Şu an Sivas İmranlı standındayız. Yöremizden gelen bal ve tuz, kuşburnu ürünlerini satıyoruz böyle hemşerilerimize. Tamamen organiktir. Kuşburnuyu ne kadar satıyorsunuz? Kuşburnunun kilosu 15 lira. Kurutmak isteyen için bal ne kadar? Evet, balın kilosu da 60 lira. 60 lira, nasıl satıyorsunuz? Çiçek balıdır, evet, orijinal. Şekersiz. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Başladık. İsmim İbrahim Kapusuz. Yöresel peynirciyim. Türkiye genelinde üretilen bütün firmaların, üretici firmaların, mandıraların ürünlerini, il etkinliklerinde hangi il etkinlik varsa o yörenin ürünlerini tezgah açıyoruz. Evet. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Türkiye genelinde Cemalzade süt ürünleri var. Çarkışla'dadır. Büyük bir mandıradır. Çok büyük bir mandıradır. Türkiye'ye ve ayrıyeten kuvvete ithal ediliyor. Tulum olarak. Kuvvete ithal ediliyor. Evet, bu kuvvete ithal ediliyor. Kutularda. Bizim özel bir kutularımız var. Şöyle bir kutularda. Öyle ithal ediliyor.
ihraç ediliyor daha doğrusu. Bağda satarlar, dövizle satmak muhakkak. Biz bu firmanın fuar esnafı oluyoruz. İstanbul'da da kısmet olursa Ekim ayında Sivas günleri yapılacak. Orada da katılıyoruz. Hayırlısı bekliyoruz Sivaslıları, Ankaralıları buraya. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Başladık. İyi günler Atatürk Kültür Merkezi'nden. Herkese selamlar, sevgiler. Yiyecek standındayız. Nihal Reçel olarak katıldım. Kendi yaptığım ürünlerle, kendi yaptığım reçellerle beraber. Herkesi buraya beklerim. Anne reçeli, ev reçeli tatmanızı tavsiye ederim. Fiyatlar nelerdir? Evet, fiyatlar 25 lira. Bu şekilde. Evet. Tabii şeyde videoda tam çıkmıyor ama şöyle şunu alayım göstereyim. Tamam, olabilir. Kivi reçeli var. Evet, elma, erik, incir reçeli, şeftali, zerdali. Hepsini ben kendim yaptım. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Kenan Usta'nın yeri burası efendim. Sivas köfteleri, Sivas yaprak dönerleri. Yöreseller burası efendim. Buyurun. Başladık. Ankara'da Sivaslılar Günü tanıtım gününe hoş geldiniz. Şu anda biz Ankara'da Mamak, Kızılay ve Dikmen Sokul Caddesi'nde olarak hizmet vermekteyiz. Şu anda da Ankara'da Sivaslımızın köftesi, Sivas'ın et döneri, katmer çeşitleri, yufkası ve tatlı çeşitleriyle bunları tanıtıyoruz. Peki fiyatlarımız, köftenin porsiyonu 25 lira, et döneri 25 lira, katmer çeşitleri 4 lira. Bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyorum, hoşça kalın. Fuarda takipçimizle karşılaştık. Sizi tanıyalım. Emine. Her fuarda oluyor musunuz? Ben Ankaralı çalışanım. İş bulunca her yerde o çalışıyorum. Fuarlarda yani. Çalışıyorum. Evet, fuarlarda çalışıyorum. Bizi nereden tanıyorsunuz? YouTube'dan takip ediyorum sizi sürekli. Teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsunuz videolarımız hakkında? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Gelemeyenler rahatlıkla seyredebiliyor. Evet, bazen iş bulamıyorum. Sizi oradan takip ediyorum. Yani değişik şeyler öğreniyorum, kültürleri öğreniyorum. Yani sizin sayenizde ulaşabiliyorum. Ama gelemediğim zaman oluyor mesela, iş bulamadığım zaman. Sizi evden takip ediyorum sizi. Teşekkürler, bizi takip etmeye devam edin. Ben de teşekkür ederim, buyurun bir şey ikram edin. Evet, alalım bir bardak karadut, biraz çok olsun ama bizimki. Evet, herkese minicik minicik ikram ediliyor. Tabii ben video çektiğim için bana tabii ki büyük jest geçiyor. 3 yıldır tabii ki o kadarlık olsun ve takipçimmiş jest yaptı. Teşekkür ederim bu hediyesinden dolayı. Oh, buz gibi iyi geldi vallahi.